Sevgili seyirciler, şu anda Ardahan Yalnızcam kayak tesislerinin açılışını yaptık. Bir bayram havasında geçti. Herkes halay çekti, oynadı. Ve burada 3 bakan katıldı. Dillere destan bir açılış yaptık. Doğu Anadolu'nun en modern bir kayak testleri yapıldı. Terefikler de yine Doğu Anadolu'nun en modern bir kayak testleri. Dolayısıyla açılış bitti. Yalnız herkes içine giderken bunu burayı kim yaptı? En çok emek kim verdi? Dolayısıyla biz burada emektarlarla görüşeceğiz. Herkes evine köyüne gitti ama bu işi başaran, bu projeyi buraya kadar taşıyan emektarlar yanımda. Birisi Ardahan Valiliği Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Anıl Aksel. Efendim, gözün aydın olsun, geçmiş olsun. Binlerce misafiri ağırladın, herkes evine gitti. Bir duygularınızı alabilir miyim efendim? Herkese uğur olsun, güzel olsun. Öncelikle Ardahanlılar için hayırlı olsun. Çünkü ilk başta onlar kullanacaklar bu tesisleri. Hem iş hem istihdam ama aynı zamanda yaşam cazibesini artıran bir yer. Umarım gelecek yıllarda daha da artar ve daha iyi yapılarla, altyapılarla burası desteklenir. Ben inanıyorum ki bundan 5 sene sonra Türkiye'de parmakla gösterilen tesislerden birisi olacak burası. Peki efendim, bu işi katılımda ne anladınız? Yani bu ulusal basın 3 bakanın gelmesi burada kayakçılar artıracak mı? Ziyaretçiler artıracak mı? Esasında 3 bakanımızın burada olması elbette ki önce Sayın Milletvekilimizin, sonra da yerelin güçlü yapısı ve isteğinden kaynaklı. Bu kadar fazla insanın bir araya gelmesinin bence en önemli sebebi Türkiye'nin en kuzeydoğusundaki Ardahan'ın Türkiye'nin diğer taraflarının hiçbir farkı olmadığını ve ileriki yıllarda ülkemizin cazibe merkezlerinden biri olacağının göstergesi ve Ardahanlıların da aynı zamanda memleketine ne kadar sahip çıktığını göstergesidir. Buranın ilerisindeki proje nedir? Yani bu kadar kalabalığı ilgi gördün. Bir tane oteliniz var. Başka iş adamlarına neler önerdiniz? Bugün parsellerimiz yatırımcılara açıldı. Burada sadece Ardahanlılar değil, yatırımcılar da vardı. Potansiyel yatırımcılar. Ben inanıyorum ki gelecekte tüm aile üyelerinin, yaşlısından gençten çocuğuna kadar eğlendiği bir kış eğlence merkezi haline gelecek burası. Yani şimdi otel için şu anda biz yaparım diyorsunuz ama 49 yılından mı veriyorsunuz, 25 yılından mı veriyorsunuz, biraz kaç gibi izleyiciler de belki yatırım yapmak ister. Kültür Turizm Bakanlığı'nın yatırım ilan paketlerinde artık şu merkezde bulunan bütün parselleri görebileceksiniz. Orada 49 yıllığına, 29 yıllığına ve belirli yıllar aralıklarında parsellerimiz yatırımcılara ayrıldı. Ama bunun yanında özel idarenin kendine ait tesisleri de var. O tesislerde isteyen yatırımcılara belirli koşullar altında tahsis edilecektir. Ve artık her geçen gün talep bir de artmaya başladı. Yani ticari bir pazarımız da oluştu. Erkenden herkesi bekliyoruz. Efendim, şimdi sizi TÜYAP'ta gördük. Orada sunum yaptınız. Bundan sonra da böyle başka fuarlara katılacak mısınız? Elbette. Biz artık burada bir turizm işletmesi oluşturduk. Bu işletme şimdi turizm bileşeni olan yaz ve kış 4 mevsim olması gereken her yerde bulunacak. Tanıtımlarını ve turizme dair bütün yapması gerekenleri yapmaya devam edecek. Buradan bizim derneklere bir seslenir misin? Yani hepsi bir tur yapsın, arkadaşlar gelsin. Sayın Cina Şeker. Hem dernekler hem Ardahanlılar. Evet. Ve ülkemizin turizmle ilgilenen her bireyi. Önce gelin bir yalnız çamı görün. Ondan sonra kararınızı vereceksiniz. Öğrenciler için de yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazışma yapacak mısınız? Mesela Çanakkale'ye gidiyorlar, başka yerlere gidiyorlar. Yalnızcam için de böyle bir projemiz var mı? Ardahan İl Merkezi'nde zaten İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir çalışmamız var. Hafta sonları ve özellikle 15 tatilde ücretsiz kurslarımız mevcut. Öğrencilerin buraya daha çok gelmesi için. Ama talep olduğunda farklı illerden de elbette kar görmeyen, hatta Akdeniz illerinden, Ege illerinden buraya öğrenci getirebiliriz. Neden olmasın? Sen gene teşekkür ederim. Burada bir üniversite var. Ve parası olmayan nasıl gelecek buraya? Valilik olarak bir araç falan kalıyor mu? Biz öğrencilerden ücret almıyoruz. Üniversite rektörümüz de kayak merkezine son derece sahipleniyor. Sayın rektörümüz kendi bünyesinde her hafta öğrencilerini buraya getiriyor ve kayak hocaları eşliğinde kayak almasını sağlıyor. Üniversite öğrencilerinin tamamı rektörlüğüne başvurarak haftanın 7 günü istedikleri saatte burada kayak kursuna gelebilecekler. Son
son bir şey diyor musunuz? Bütün Türkiye'ye, özellikle Ardahanlara, kayak severlere. Ben dün bir Ardahanlı başka bir kayak merkezinde Facebook'ta gördüm. Hemen kaldırdı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah daha ilerini göstersin. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Nezih İşçi, tabi Avrupa Birliği Projesi'nin koordinatörü, bu işi anan takip etti. Özellikle tanıtım için zaten Ankara'da kendisini gördünüz. Hem sunum yaptı, sunumun sonrasında da röportaj yaptı. Efendim, o kadar emek ettiniz, karşılığını aldınız mı? Tabii ki. Karşılığını almak ne kelime, çok çok daha fazlasını aldık. Nitekim projenin en büyük hedeflerinden biri, buraya sadece kayak merkezi açmak değil, aynı zamanda Ardahan ilinde turizm ekonomisini canlandırmak ile çevresine daha büyük katkı kazanmasını sağlamak, ekonomiyi canlandırmak, insanları kış sporlarına kazandırmak, özellikle yerli halkı kazandırmak ve bugün de gördüğünüz üzere çok ilgi çok çok büyüktü. Halkımızın çok çok büyük desteğini gördük. Biz şimdiye kadar son 30 yılda 700 proje yaptık dünyanın birçok ülkesinde. Bugünkü gördüğümüz ortam, bugünkü gördüğümüz ilgi bizi de çok çok pozitif bir şekilde şaşırttı. Ve halkın sahip olduğuna dair de bir örnek vermek gerekirse, dün ben berbere gittim Ardahan'da. Berber benden para almak istemedi. Dedi Nezih Bey dedi, şehrimize böyle büyük bir proje kazandırmışsınız dedi. Ben sizden para alamam dedi. Buradan da görüyoruz ki sadece ilimizin büyükleri değil, halkımız da projemize çok çok büyük bir şekilde sahip çıkıyor. Efendim artık Ardahan Yanlışam Kayak Testleri Kafkasların yıldızı olacaktır. İlk olarak burada açılan bu tesis gerçekten çok verimli olacağına inanıyoruz. İlgi çok. Üniversitede 5000'e yakın öğrenci var. Bunun nereden baksan 1000 tanesi ilgi duyuyor buraya. Gurbetteki bütün Rize'yi, Artvin'i, Kopa'yı, Şafşat'ı, çevre illerini de Kafkasları buraya kayak kaymaya davet ediyoruz efendim.